Sanıyorum ki sen de kendini burada güvende hissediyorsun mu acaba? Hissediyor musun? Öncelikle sizin gibi bir televizyon starının karşısında olmak benim konfor alanımdan çıkmak demek. Çünkü ben en son bu heyecanı ve tutkuyu Nur Hanım'la çektiğim bölümde yaşamıştım. Nur Yeritaş. Nur Yeritaş, evet. Evet, siz de çok severdi. Ben de onu çok severim. Evet, hatta evet siz onu evine gelip çok mütevazı bir insan oldunuz. Hiç kaybettiğimi bile kabul etmek istemiyorum yani. Evet, sizin çok mütevazı birisi olduğunuzu ve onun evine gelip yere oturduğunuzu anlatırdı. Yani bana hep bunu söylemişti. Bir şöyle humble de derdi, mütevazi ol deyip. Yani Okan Bey bir gece vakti Nur Hanım'la sohbet etmek için onun evine gidiyor. Nişantaşı'ndaki mütevazi evine gidiyor ve yere oturuyor. Rahat et, hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Bu bölümü çıkarabiliriz de yayından. Hiç seni hiç ağlatmak derdinde değilim. Hiç öyle bir dert değil. Ben değilim zaten o. Allah rahmet eylesin. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. İstersen bu bölümü de çıkarabiliriz. Yani böyle bir şeylerin peşinde yani, değiliz. Biz samimi ve güzel, evet, bir şey, bir toplanmanın peşindeyiz. Bence çıkarmanıza gerek yok. Çünkü Nur Hanım da her zaman duygularını olduğu gibi göstermesini seven birisiydi. Ve aslında bizim Nur Yeritaş'la olan ilişkimiz o programda çok farklı yansıtıldı belki. Ama Nur Hanım'ın şiddetli şekilde Bahar Candan oyunculuğuna tutkusu vardı. Hmm. Ve gerçekten de daha çok onun yarattığı bir karakterdi aslında. Ve ben onu her zaman katıldığım TV şovlarına almaya çalışıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok iyiydi. Bence oyunculuk dışında harikulade bir şey gördük. Teşekkür ederim.